Dün bir transfer haberi ortaya atıldı. Daha transfer yasağı kalkmadı, bu kesin geldi dedi hatta. Akşamın oyuncu başka yere gitti. Hani insanlar bir yandan da ona ümitlendi, hani sonuçta yasak kalkacak, kesin kalkacak diye ümitlendi. Hani ortada bir yandan da yönetimi zora bıraktı o hesaplar falan da çıkıyor. İşte o bahsettiğin işte, evet. Yani. Hani akşamın o transfer gidiyor. Abi ben şimdi şu programda otururuz. 25 tane boşta futbolcuyu transfer marketten çıkarırım mevkiye göre. Onun üzerinden konuşuruz. Böyle bir program yapabiliriz. Yapılıyor yani da Türkiye'de dışı, açın televizyonlara bakın. Spor televizyonlarındaki adı spor programı olan programları bir izleyin. Ben dayanamıyorum artık yani. Yıllarca o programlara katılıp konuşmuş bir adam olarak dayanamıyorum. Yani neler geliyor, neler gidiyor, nasıl bir takım pazarlama yöntemleri kullanılıyor. Bazı menajerlerle bizim televizyoncu, gazeteci arkadaşlarımızın ne gibi bir ahbaplıkları, dostlukları, ilişkileri var. Oralardan bu isimlerin söylenmesi nasıl sonuçlar alıyor? Yani fiyat arttırıyorlar, fiyat düşürüyorlar. Aynen öyle. Göze gönlüne getiriyorlar. Şimdi o hesapları daha transfer yasağı kalkmadan niye transferini konuşuyoruz diyoruz. Yani ben liste yayınlanacaktı. Biliyor musun? Hatırlıyor musun abi? İşler güçlerden bir sahne. Evet. Yalan transfer haberleri yiyip şey yapmayın. Bunlara inanıp uyuyamayan çocuklar var. Mehmet Demirkol'a, Fuat Aktağ'a da şimdi konu mankeni yapmışlar. Ankaracı taraftarı yazın bu transfer haberlerine doydu. O transfer yasağı kalkmadığı zaman büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Şu gelecekti, bu gelecekti, şöyle başlayacaktık, böyle başlayacaktık diye. Ya evet, Ankaragücü yönetiminin şu anda transferle ilgili görüştüğü, ilgilendiği, liste çıkardığı futbolcular var. O listedeki futbolcuların büyük kısmını biz de duyuyoruz. Ama şimdi bunları anlatıp, dillendirip, şöyle iyi olur, böyle iyi olur anlatmanın bir faydası yok. Çünkü daha ortada bir yasak var. Gelsin, yasağı kaldırsın, başkan gelsin burada kendi anlatsın. Ne iyiymiş, ne kötüymüş, ne olurmuş, ne bitermiş, ne yararmış, ne yaramazmış. İşin patronu o. Fatih Mert burada. Evet. Ya da işte şeyde medyada belli bir takım şeyleri insanlara anlatıp, hani şeffaflık kağan diyorduk ya göreve gelirken bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce. Bu o işte. Anlatacaksın, insanları bilgilendireceksin. Yani bu kulübün medya organizasyon diyeyim, Ankaragücü'nün. Onlar da belki ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu anda ama sürekli bir bilgilendirme, belli bir şeyleri bekliyorlar. Yani geçen haftaki programda siz de söylediniz. Ben Fatih Başkan'a dil ettim. Çarşamba günü programa konuk edelim diye. İlk başta Perşembe diye konuştuk. Perşembe olsun dendi. Bir şeyleri ayarlamaya çalışıyoruz falan. Ondan sonra Bülent dedi bir dursun, Cuma yapabiliriz dedi. Cuma'ya konuşalım dedi. Şimdi bekledikleri bir şeyler var. Bazı futbolcuların transferleriyle ilgili, yasağın kalkmasıyla ilgili problemler var. Mesela isim vermeyeceğim. Bir tane futbolcu da 1,5 milyon euro alacağı varmış. 2,5 milyon euro alacağı var. 1 milyon euro teklif edilmiş. 1,5'unu peşin istemiş. Birini sonra öderiz diye. Kulüp 750'yi teklif etmiş. 750'yi verelim, geri kalanını sonra halledelim diye. Futbolcu 2 gün süre vermiş. 2 gün içerisinde 1,5'ı halletmezseniz 2,5 isteriz diye. Şimdi öyle bilinmezler var. Yani rakam büyüyor. Belli destekler gelmeye başlamış. Yani Mustafa Akan abimiz Ankaragücü'ne dönemsel olarak bolca yardım eden Mustafa Akan abimiz. Stadı yapan çöz, evet, değil mi? Evet. 10 milyon euro liralık bir borç vermiş. Bağış demiyorum, altını çiziyorum, borç vermiş. Bunda da şöyle olduğu söylendi. Belediyeden alacağı bir rakam varmış. Ankaragücü'ne para vereceği için bu hızlandırılmış belediye kaynaklarından daha çabuk ödenmiş. O da Ankaragücü'ne destek. Ankaragücü'ne desteği. Yani sağlamış. Belediyenin dolaylı bir desteği aynen olmuş. Belediye sentetik çimi de onaylamış. Yani bugün belediye meclisinde de o çıktı. Sentetik çim. Çok güzel. Tandoğan tesisi. Tandoğan tesisine. Fıstık gibi bir haber bu yani. Şimdi o çocuklar için. Neyi konuşuyorduk abi biz sezonun program güçlüyorum ilk başlangıcında? Tandoğan'a tahsis verilmiyor. Tandoğan'a bir şey yapamıyoruz. Çivi çakamıyoruz. Tandoğan yenilendi. Zemini yapılıyor. Yani 4 senedir biz bunu bekliyorduk. İşte o Tandoğan tesislerinin 4-5 senedir harabe gibi kalmasından sıkıntılıydık. Bu Tandoğan tesislerinin problemi bugünlük problem değildi. Mehmet Başkan'ın 1 yıldır siyasi iktidarla arası bozuktu. Evet. Evet. Ondan önceki 3 senede yapmayı istemek lazım.
Ankaragücü'nün yönetimi bunu yapmak istedi ve yaptı. Aynen öyle. Mamak Belediyesi'nden yaptı, Altındağ Belediyesi'nden yaptı, Büyükşehir Belediyesi'nden yaptı. Eşten, dosttan, arkadaştan destek alarak yaptı. Taraftar yaptı. Sonuçta yaptı. Evet. Bunu yapmayı istemekle alakalı bir konuydu. Bu konuda Tandoğan tesisi çok önemliydi. Ankaragücü'nün geleceği açısından çok önemliydi. Tabii. Ben bu konuda alkışlıyorum. Yani yapmayı istemelerinden dolayı ve becermiş olmalarından dolayı alkışlıyorum. Bravo. Tebrik ederiz. Bravo. Buna bravo. Yaptıklarına doğru. Ama yapması gerekenleri takip ediyoruz. Tabii tabii. Ne kadar yapabilecekler? Şimdi ikinci alkışı transfer yasağını kaldırarak benden alacaklar. İnşallah kaldıracaklar diye bekliyorum. Zor olduğu söyleniyor. Hala sıkıntılı dosyalar olduğu söyleniyor. Hopa ulaşılamadığı söyleniyor. Hopa Gençler Birliği'ndeki kulüp menajeri üzerinden, kulüp doktoru üzerinden falan dahi ulaşılmaya çalışılmış ki. Özellikle kulüp doktorunu biliyorum, çok çok da samimidir Hop'la. O dahi ulaşamamış. Numarası falan değişmiş. Belki gidecekler falan ama gitseler dahi anladığım kadarıyla Hop sporu bırakmış. Futbol hayatını bırakmış. Son vurgun. Çoluğunu çocuğunu, yeni de eşi hamile herhalde çocuğu olacak. O parayı çocuğunun geleceği için planlıyor. O parayı alacağım ben onu harcayacağım diye şey yapıyor. Hiç de bir pazarlığa girmiyor. Ha. Ama Ankaragücü yönetiminin zaten kötü senaryolarından bir tanesi böyle birkaç tane futbolcunun tamamını istemesi üzerine kurgulaması lazımdı. Evet. Şimdi Hop için söylenen rakamlar var. Bu kadar rakam 8 maç oynamış bu kadar para istenir mi falan. Ona yapacak bir şey yok. Sonuçta FIFA'nın yapılacak bir şey de değil. Yani imzalamayacaktın o sözleşmeyi. 3 yıllık sözleşme imzalamışsın. Sakatlanmış, soyunma odasında kötü davranmışsın. Sözleş yolları ayırmışsın. Yolları ayırdıysan, parasını ödemediğin için serbest kaldıysa bu parayı ödeyeceksin. Yani burada kaleciye ya da herhangi bir futbolcuya laf söyleyecek bir durum yok.